Alabilir misin şeyi? Tamam. Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Bir yaz dönemini maalesef pandemiyle geçirdik. Bir süre daha bu hastalıkla mücadele etmeye devam edeceğiz. Burada Adana Oda Başkanımız Turgut Telli'yi kaybettik bu dönemde koronavirüsten. Öncelikle onu anmak istiyorum. Adana Oda Başkanımız yanılmıyorsam 14 ya da 15. kaybımız oldu. Bursa'da da Cemil Tekin abimizi kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun. Bu dönem acılı ve biraz mücadeleci geçecek. Hepimiz buna alışmalıyız. Bazı sıkıntılar yaşayacağız belki ama iş hayatı da devam ediyor. Devam etmek durumunda. Bizler de bu dönemde kısa çalışma ödeneğini çalıştık. Nakit ücret desteğini çalıştık hep beraber. Bütün arkadaşlarım, bütün meslektaşlarım bu konuda özveriyle çaba gösterdiler. İş dünyasının ayakta kalabilmesi için. Ben kendi meslektaşlarım ve meslek grubumu sağlıkçılar ve güvenlik görevlilerinden sonra Türkiye'nin sistemin ayakta kalmasını sağlayan üçüncü meslek grubu olarak görüyorum. O yüzden de kendilerine teşekkür ediyorum. Umarım bu dönemde mesleğimizin kıymeti de bir şekilde kamu tarafından ve toplum tarafından da hakkı teslim edilecektir diye düşünüyorum. Bugün ayrıca Tabipler Birliği bir açıklama yaptı ve tüm hayatını kaybeden sağlık çalışanları ve bütün vatandaşlar için bugün bir günlük bir siyah kurda eylemi yapıyor ve onlara iyi ki varsınız diyoruz. Onlar olmasa ne yapardık hakikaten bilmiyorum. Dün hepimiz yönetim kurulu üyeleri olarak vergi dersi başkanımız Hüseyin Bey göreve yeni başladı. Onu ziyarete gittik. 45 dakika hiç kırmadan maske taktık hep beraber. Ve o 45 dakikanın sonunda dışarı çıktığımızda nefes almakta zorlanıyorduk. O yüzden bütün gün bazen 24 saat bazen 36 saat maske takan bir de o kıyafetleri giyip bize yardım eden sağlık çalışanlarına müteşekkiriz. Bir savaştayız. Virüsle bir savaştayız. O yüzden sağlık ordusuna moralini bozmamamız lazım. Onlara destek vermemiz lazım. Her daim onların yanındayız. Onları alkışlamaya devam edeceğiz. İyi ki varlar diyorum. Bugünkü konumuz 7252, 7252 ile sayılı yasayla getirilen kısa çalışma ve nakit ücret desteğini tamamlayan ya da bitiren firmalara normalleşme desteği diye halk arasında bilinen bir teşvik geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu prim desteği bazında. Bugün o konuyu çalışacağız. Anlatmaya çalışacağız. İki arkadaşım var. Yusuf Özoğlu, İş ve Sosyal Güvenlik Komisyonu Başkanı. Birinci sözü ona vereceğim. O anlatacak mevzuat ve dayanağını. Birol Köse, Luka Bursa temsilcisi. Birol Bey de bize program uygulamalarını hem Luka bazında hem diğer programlar bazında örnek olarak anlatacak. Şimdiden ikisine de teşekkür ediyorum. İyi bir yayın olacağını düşünüyorum. Bu arada sorularınız oldukça Facebook üzerinden yöneltirsiniz. Biz de arkadaşlarımıza yöneltiriz. Ve yaklaşık 40-50 dakika süreceğini düşündüğüm yayın sağlam bir suretle bitirmiş oluruz diyorum. Şimdiden hepinize tekrar selamlar. Sözü Yusuf arkadaşıma bırakıyorum. Evet Yusuf, söz sende. Dinliyoruz. Teşekkür ederim başkanım. Öncelikle sunumunuz için, güzel dilekleriniz için teşekkür ederim. Değerli meslektaşlarım öncelikle merhaba. Bugün size 7252 teşvikle ilgili olarak mevzuatsal alanda yardımcı olmaya çalışacağım. Anlatmaya, aktarmaya çalışacağım. Şimdiden sabrınız için teşekkür ederim. Malumunuz, bir saniye şurayı da bir halledeyim.
28 Temmuz tarihinde 311.99 sayılı resmi gazetede yayınlanarak hayatımıza giren 7252 sayılı kanunun 4. maddesinde 4447 sayılı işsizlik sigortası kanununa eklenen 26. madde ile 7252 sayılı teşvik hayatımıza girmiş oldu. Bununla ilgili olarak uygulamanın usul ve esaslarını da 27 Ağustos 2020 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu 2020-35 sayılı genelgesiyle bizlere duyurmuş oldu. Gazetede yayınlanarak hayatımıza giren ilgili en önemli konu 1-7-2020, 1 Temmuz 2020 tarihinden önce nakdi ücret desteği veya kısa çalışma ödeneğine başvurmuş olan çalışanlarımızla ilgili haftalık normal çalışmaya geçmiş olduğumuz çalışanların sigorta primlerinin asgari ücret tutarında tamamını işsizlik sigortası fonundan karşılanacak. Bununla ilgili olarak özel sektör iş yerleri bundan faydalanabilecekler. İhale konusu iş üstlenenler, yarısından fazlası kamuya ait iktisadi işletmeler gibi iş yerleri bundan faydalanamayacaklar. Bu destekten kapsama gelen sigortalılar 31-12-2020 tarihine kadar bu destekten faydalanabilecek. Normale döndükten sonra 3 ay itibariyle bu destekten faydalanabiliyoruz. Yani Mayıs ayında veya Haziran ayında biz bunu bitirdiysek, Temmuz'dan itibaren ki Temmuz'da da zaten kapsama girmiyor. Çünkü kanun yürürlük tarihi genelgede de açıklandığı üzere 1 Ağustos 2020 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş oldu. Kanun yürürlük tarihinden sonra, Temmuz'dan sonra Ağustos, Eylül, Ekim, Aralık ayına kadar devam edecek olan dönemlerde ilgili çalışanlarla çalışanlarımız için bu destekten faydalanabileceğiz. Tekrar kısa çalışmaya veya nakdi ücret desteğine geri döndürürsek doğal olarak bundan tekrar faydalanamıyoruz. Aynı iş yerinde kısa çalışma ve nakdi ücret desteği devam eden işçilerimiz olabilir. Normalleşmeye döndürdüğümüz işçilerimiz olabilir. Bu teşvikten faydalanmamızı engel değil. Aynı şekilde normale dönmüş olan çalışanlarımızla ilgili bu teşvikten faydalandığımız gibi diğer taraftan kısa çalışma ve nakdi ücret desteğini almaya da devam edebiliriz. Temmuz ayından 1 Ağustos 2020 itibariyle yürürlüğe girmesi nedeniyle burada bir anlamda belki de bir hak kaybı oluştu. Mesela Nisan ayında kısa çalışmasını veya nakdi ücretini sonlandırarak çalışmaya dönmüş olan bir iş yeri, işverenler bundan faydalanamayacaklar. Mayıs'ta sonlandırmış olan iş yerleri sadece Ağustos dönemi itibariyle sonlandırılabilecek. Burada bir hak kaybı gibi var gibi geldi bana sanki ama siz değerli meslektaşlarım, üstadlarımın bilgisine sunuyorum. Destekle ilgili olarak asgari ücret tutarında bir faydamız olacak. Onunla ilgili olarak da bir örnek vererek anlatmaya çalıştım. Ortalamayla ilgili olarak SGK'dan tanımlamayı yaptıktan sonra o işçiyle ilgili ortalama kaç gün kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği aldıysak o ortalama kadar bize kurumun tanımladığı ay kadar biz bu destekten faydalanacağız. Farz misal asgari ücretli olarak çalışmakta olan bir çalışanımız, işçimiz 15 gün ortalama bundan faydalandığında bize desteği aşağıda göstermiş, slide'da göstermiş olduğum örnekte olduğu gibi 15 günü tamamı işsizlik sigortası fonundan kalan 15 günde ayrı bir tahakkuk olarak, iki tahakkuk olarak çıkacak önümüze. Bir 7252 olarak bir de sıfır. Çünkü bu kanunla aynı 7252 ile ilgili çalışandan başvurduğumuzda diğer destek ve kanunlara teşviklerden faydalanamıyoruz. Onunla ilgili olarak da şöyle bir örnek vermek isterim. Asgari ücretli bir çalışanımız ola ki ortalaması 15 gün olduğunda 7252'yi tanımlayarak, biz bu teşviği tanımlayarak destek istediğimizde yukarıda örnekte gösterdiğim gibi 15 günlük kurum karşılıyor. Başka kanun numarası yani diğer kanun ve teşviklerden faydalanamayacağı için kalan 15 günü işveren ödemek durumunda kalabilir. Dolayısıyla burada 7103, 6111 gibi teşviklere devam eden çalışanlarımızla ayrı bir kontrol edip çıkacak rakamlara bakmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Şöyle ki 15 günlük bir ortalamada 7252'de 580 lira öderken 7103'ümüzde 30 gün tamamen faydalandığımızda biz bu rakamı ödemeyeceğiz.
Bu destekten yararlanmak amacıyla işçilerimizin tanımlamasını SGK'nın işveren sistemi üzerinden teşvikten faydalanacak sigortalı tanımlama ekranı vardır malumunuz. Diğer teşviklerimizi de biz buradan zaten tanımlıyoruz, yapıyoruz. Oraya tıkladığımızda tabii ki çalışanın TC'sini girerek, dönem girmeden çalışanın TC'sini girerek buradan sorgulama yaptığımızda İşkur'la SGK kendi veri altyapısı üzerinden paylaşıyorlar. Yani biz buradan TC'ye girip sorguladığımızda çalışanın müdünün veya kısa çalışma ödeneğinin bitip bitmediğini, kaç gün yararlanıp yararlanmayacağını bize buradan onay ekranı çıkıyor. Oradan onayladığımız takdirde biz bu teşvikten faydalanabiliyoruz. Bu ortalama tespitinde, sayıda, günde herhangi bir aksi bir ispatınız varsa bunu İşkur'la görüşeceksiniz. Çünkü İşkur Sosyal Güvenlik Kurumu'yla bu verileri paylaştığı için İşkur meslek danışmanınızla bu konuyu görüşmenizde fayda vardır. Çünkü SGK'da sizi İşkur'la görüşmeniz yönünde tavsiyede bulunacaktır. Ortalama gün sayısının hesaplanmasında zaten burada çok detaya girmeyeceğim. Çünkü İşkur altyapısı üzerinden KÇÖ, NÜT ne kadar aldık, kaç ay aldık, kaç ay üzerinden çalışanın ortalamasını hesaplayıp bize çıkartıyor. Az önce de bahsettiğim gibi günle ilgili bu hesaplama tablosundan hareketle aksi bir durumunuz varsa, yani bunun farklı olduğunu düşünüyorsanız veya işte mesela dün benim başıma geldi. KÇÖ'yü biz bitirmiş olduğumuz iş yerlerimizde şu an İşkur'un işlem yapmaması nedeniyle 31.10.2020'de kısa çalışma ödeneği bitecek görünüyor. Ve dolayısıyla bana sadece Kasım ve Aralık için 2 ay yararlanılmayı seçeneği sunuyor. Dolayısıyla onda zaten Kasım'da faydalanabilirsin diyor. Bu gibi aksi durumlarda meslek danışmanlarınızla irtibata geçmekte fayda var. Ortalama gün sayısının hesaplamasıyla ilgili. Bu kapsamda işverenin sağlanan sigortalı hissesine karşılık gelen destek durarak temin de söylediğim gibi işverenden talep edilemez. Bu destekten faydalandığı halde kanun numarasını seçmeden atlayıp muhtasarını SGK'sını onaylamış olan bir işveren geriye dönük olarak bu teşviklerini tekrar 6 ay içerisinde geriye dönük düzeltme vererek kurumdan isteyebilir. Bunda engel bir durum yok. Az önce bahsettiğim gibi 7252 kod numarasıyla vermiş olduğumuz işveren aynı ay işçiyle ilgili olarak aynı ay dönemde başka teşvik veya kanun numarası seçerek başka bir indirimden faydalanamıyor. Dolayısıyla burada yine altını özellikle çizmek istiyorum. 7103-6111 gibi ortalaması 30 günden az olan çalışanlarımız da bunlara dikkat ederek çıkacak ödemeyi göz önüne alarak bu teşviğin değerlendirilmesinde fayda var. İş yerinin farklı bir sosyal güvenlik merkezi görev alanına giren başka bir adrese nakli halinde prim desteğinden yararlanan sigortalılardan dolayı 3 aylık destek süresi aşılmamak kaydıyla kalan süre kadar tekrar faydalanmaya devam edilebilir. Evet, yani bu teşvikten yersiz faydalandığımızın tespiti halinde hem kısa çalışma ödeneği olarak hem de nakli ücret desteği olarak aynı zamanda da buradan 7200-0752 kodu kullanarak destekten faydalandıysak kurum geriye dönük bunlarla ilgili olarak gecikme zammı ve gecikme cezası işleterek bunları bizden rücu edecektir. Bu konulara da dikkat edilmesinde fayda var. Çok uzatmadım. Zaten biliyoruz yani neredeyse bir ayı zaten buldu. Genelgenin yayınlanması, kanunun yayınlanması artık beyannameleri de yani muhtasarımızla sigortamızla vermeye başladık. Ama özellikle konularla ilgili olarak başkanım da az önce söylediği gibi sorular alacağız. Sorularla ilgili cevap vermeye, yardımcı olmaya çalışacağız. Şimdi ben müsaadenizle sözü Birol Bey'e bırakıyorum. Sabrınız ve ilginiz için şimdiden teşekkür ediyorum. İyi günler diyorum. Yusuf kardeşime, arkadaşıma teşekkür ediyorum. Bir soru sorabilir miyim Yusuf? Tabii başkanım. Yusuf Bey, burada hani şey dedin ya, aynı anda firmada kısa çalışma devam ediyor olabilir, nakit ücret desteği devam ediyor olabilir. Aynı zamanda kısa çalışması ve nakit ücreti bir önceki ay bitmiş olan işçiler olabilir. Bu firma şeyden faydalanabilecek mi bu takdirde? 7252 desteğinden faydalanabilecek mi? Evet başkanım, faydalanabiliyor. Yani 7000 kısa çalışması ve nakdi ücret desteği devam etse de normal çalışmaya dönmüş iş çalışanıyla ilgili iş yeri bu destekten teşvikten faydalanabiliyor.
Yani o zaman şöyle mi düşüneceğiz? Bu işçi değerlendirilecek olan bir Tabii ki destek. Yani tanımlamamız da işleri zaten tamamen tamamen bütün işçileriyle normale dönmesi gerekmiyor. Normale Hayır, dönen işçileri için bu teşvikten faydalanmaya devam edecek. Evet başkanım. İşçi Tamam. bazında olduğu için işçi olarak sorgulama yapıp hepsini tek tek tanımlama yapmamız gerekiyor. Aynı 7103'te 6111'de olduğu gibi tek tek tanımlayarak bunu işçinin üzerinde sistemden onaylatmamız atmamız gerekiyor başkanım. Ben hem de tekrar olsun diye hem de doğru anlamış mıyım diye sormak istiyorum. Tabii şöyle ki. mi? Biz ilk önce gideceğiz Sosyal Güvenlik Kurumu'nun teşviklerle ilgili sitesine gireceğiz B2'den. Evet. E-Birlik sisteminden. İşlerin sisteminden teşviklerle ilgili kısma Evet, gireceğiz. oradan 72 ekliği potansiyel seçeceğiz. demeyeyim. Tek tek Teşvik işçileri evet. TC kimlik numarasıyla seçeceğiz, çağıracağız, Hı-hı. kontrol edeceğiz ve teşviğe uygunsa onaylayacağız. Bütün Evet başkanım. işçilerimizi bu Ben şekilde doğru onayladıktan sonra anlamış bir mıyım? kere onaylayacağız. Bir dahaki ay onaylamayacağız. Yanlış Evet. anlamadım değil mi? Hayır, bir kere onaylayacağız. Orada zaten daha önce de teşviklerimiz olduğu gibi sigortalı tanımlama ekranı vardır işveren sisteminde. Oraya girdiğimizde mesela dönem seçerek sorgularız ama burada TC yazarak sorgulayacağız. Çünkü orada dönem Anladım. seçmiyoruz. İşçimizin TC'sini yazarak sorguladığımızda açılan ekran zaten 6111, 7103, 1048-57 gibi Evet. teşvikleri tanımladığımız ekran. Orada bize yeşil olarak zaten 7252 yanacak. Onun üzerine tıkladığımızda ortalamasını göreceğiz. Kısa çalışma ödeneğinin hangi tarihte bittiğini göreceğiz. Bu verileri İşkur sigortayla, SGK kurumuyla paylaşıyor. Akabinde de bu destekten kaç ay faydalanacağımızı, Ağustos dönemi, Eylül dönemi veya sadece Ağustos dönemi bunları görüp onayladıktan sonra sigortaya SGK'ya bildirimlerimizi yapabileceğiz başkanım. Okey. Teşekkür ederim. Daha sonra da Başkanım. bunları programlar vasıtasıyla sisteme gönderiyoruz. Hiç kimse tutup Evet. da bunu BDP'den tek tek yapıp gönderen kimse meslektaşlarımızın arasında pek olduğunu düşünmüyorum. Hepimizin de kullandığı programlar var. Bu programlardan birisi de Luka, hem Bursa'da da şu anda yaygın kullanılan bir program. Diğer de Zirve. Her ikisi de bunu çözmüş zaten. Şu anda biz de ofislerimizden denedik. Problem olmadan gönderebiliyoruz. Birol Bey'e söz vereceğim. Birol Köse, Luka, Bursa temsilcisi. Evet Birol Bey, söz sizde. Evet, teşekkürler başkanım. Yusuf Bey, size de teşekkür ediyorum. Oldukça detaylı mevzuat kısmını anlattınız. Ben tabii ki mevzuat kısmını hemen geçeceğim. Tabii sözlerime başlamadan evvel de başkanım gibi COVID nedeniyle hayatını kaybeden meslek mensupları ve çalışanlarını Allah'tan rahmet diliyorum ve gerçekten çok dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle bizim gibi sürekli eğitim ya da müşteriyle yüz yüze olan insanların maske, mesafe veya diğer hijyen kurallarına çok daha fazlasıyla dikkat etmemiz lazım. Aksi takdirde bu hastalığı çok zor yeneceğiz gibi gözüküyor. Ben de bu dileklerimle başlamış oluyorum. Dediğim gibi mevzuat kısmını hızla geçiyoruz ve belki tekrar geri dönüşlerde bunlarla ilgili konuşmalar yapabiliriz tekrar sorular geldikçe. Tabii ben Luka temsilcisiyim. Luka programının detaylarıyla değil, genel itibariyle bir muhasebe programından bu 7252'yi nasıl göndereceğimizle ilgili bir akış izleyeceğim. Doğal olarak diğer yazılım firmaları da benzer modeller kullanarak aynı işlemi yapıyoruz ve bildiğiniz gibi öteden beri bu tarz değişiklikler olduğu anda da hızlı bir şekilde güncelleme yaparak üyelerimizi, meslek mensuplarımızı mümkün mertebe hızlı bir şekilde bu sistemlerle adapte olmaya sağlıyoruz. Bu 7252'de en çok soru gelen kısımlardan bir tanesi bu ortalama gün sayısı. Yusuf Başkan da söyledi. SGK işveren sisteminde kayıt yaptığınızda ki personel bazında, çalışan bazında yapılıyor. Karşınıza bir ortalama geliyor. Bu ortalamanın nasıl hesaplandığı konusunda bir bilgi vereceğim. Doğru ya da yanlışlığını da programla ya da kendi yöntemlerinizde test edebilirsiniz. Bunun itiraz kanallarını da zaten Yusuf Bey söyledi. En kritik nokta çünkü ortalama gün. Alacağımız 3 ay boyunca alacağımız teşvik tamamen bu ortalama gün üzerinden hesaplanıyor. Diğer teşviklerle mukayese konusu da önemli. Bize gelen sorular üzerinden belki sunumumu yaparsam daha verimli olacak diye düşünüyorum. Yani siz
İlde de 7252 kullanmak zorunda değilsiniz. Hesabınızı yapacaksınız. İşte burada 367 liralık diyelim ki 10 gün üzerinden bir örnek var. Eğer mevcut yürüyen teşviğiniz 500 liraysa niye buradan gidesiniz ki? Mantığı her zaman önümüzde duruyor olacak. Şimdi Luca ekranı görüyorsunuz ama burada önemli olan uygulamanın ne şekilde olacağı. İki tane personel üzerinden ben yürüteceğim çalışmamı. Hem canlı ekranları da göstereceğim. Birinci satırda gördüğümüz personel kısa çalışmaya tabi bir personel ve süresi de bitmiş. Yani sonlandırılmış ki doğal olarak 72-52'ye başlayabilecek bir personel. Burada başlangıç ve bitiş tarihlerini görüyoruz. Toplam kısa çalışmada geçen gün sayısını görüyoruz programlarımızda. Bu diğer programlarda da benzer yapılar mutlaka vardır. Ve kısa çalışma ödeneği gün sayısını görüyoruz. Gün sayısını toplam ödenen süreye bölüp bunu 30 ile çarptığımız zaman ortalama gün ortaya çıkmış oluyor. Örneğin şu alttaki tablodan izleyecek olursak 24.3'te başlayan kısa çalışmayı parmak hesabı yaparak buradan 8 günle devam ettiğimizde bir 99 gün gibi bir gün değeri buluyoruz. Biliyoruz ki 7 günlük kısım SGK tarafından primleri ödenmiş idi. 7'yi çıkardığımızda 92 kalıyor. Bu 45 günü 92'ye bölüp 30'la çarptığımızda küsürlü ya da tam bir sayı çıkıyor. Eğer 5'ten yukarıysa virgülden sonrası biz bunu 15 gün olarak kabul ediyoruz ortalama günü. Bu hesap böyle yapılıyor. Ancak yani sosyal medyada olsun, diğer sayfalarda olsun, web sayfalarında ya da SGK il müdürlerimizin yapmış olduğu çalışmalarda, yayınlarda izledik. Buralara itiraz edilebilir ama kaydet yapıldıktan sonra sanıyorum işveren sisteminde bu ortalama gün sayısına itiraz çok fazla değiştirilebilir bir konu gibi durmuyor. Burası yani yine meslek mensuplarının dikkat edeceği konulardan bir tanesi olabilir. Doğal olarak bu 15 gün hesaplandığından itibaren de asgari ücretin günlük brüt ücreti olan 98,10 ile çarpılıp bütün primler yani 20,5 artı 14, 2 artı 1 primlerinin tamamı yani 37,5 ile oranlandığında 551,81 liralık bir SSK teşvik indiriminden söz etmiş oluyoruz. Başkanım, tabii bu sunumu yaparken araya da girip belki müdahaleleriniz olabilir ya da Yusuf Bey katkılarınız da olabilir. Daha da değerli hale gelebilir. Şu ana kadar yok herhalde. O zaman şöyle söyleyeyim. Burada aynen burada gidelim. Yani buyurun. Buradaki teşvik tüm sigorta primini kapsıyor. 37,5. Evet. Asgari ücret kadar başlıyor. Asgari ücreti geçmemek kaydıyla. Evet, asgari ücreti geçmiyor. Asgari ücreti geçen bir çalışanımız varsa 30 günde faydalansa geçtiği kadar, rakam kadar, prim kadar tahakkuk edecek. Asgari ücret kadar. Aynen. Tamam Biro Bey. Peki. İkinci satırda gördüğümüz arkadaşımız ise ya da çalışanımız ise nakit ücret desteğinden yararlanmış bir pozisyon var. Onun da başlangıç bitiş tarihleri var. Yusuf Başkanım da zaten değindi. İşte daha erken bitenlerin 1 Haziran'da, işte 1 Ağustos'ta başladığı için, yasa devreye girdiği için orada bir ay ya da iki ay kayıplar var. Onlar tabii şu anda tartışılıyor. Tabii bizim gündemimiz değil belki şu an itibariyle. Toplam yararlanılan gün sayısı ve burada geçen süreyi de 24'ü 75'e bölerek sanıyorum bir sonraki slaytımda onu değerlendirmişim. Evet. Yine burada nakdi ücret destek başlangıç tarihi ile bitiş tarihi arasındaki 75 günü hesaplayıp faydalandığımız günleri de topladığımızda bölüm işlemi yapıp yine aynı az evvelki formülde olduğu gibi 367,88 istisna rakamına ulaşıyoruz. Devam ediyorum buradan tekrar. Bu da yine bir program, canlı program ekranı alıntısı ancak canlı olarak da gösteriyor olacağım. Burada bütün kritik nokta bordro yaptığımız programın puantaj ekranına 72-52 prim gününün gelmesi, doğru gelmesi ve bunun üzerinden de hesaplamaya başlamak. Eğer bu 15 yanlış ise dönüp 14, 16 neyse artık doğrusu o şekilde düzeltip bu ekrana kavuşmak gerekiyor.
İkinci dikkat edeceğimiz konu da hesaplama yaptıktan sonra bordo hesaplamasını yine Yusuf Başkanım gayet net söyledi. 72-52'den yararlanmak istediğimiz anda çalıştığımız gün dışındaki günlerden başka bir kanundan yararlanamıyoruz. Yani sıfır. Kanunsuz anlamında. Sonuç itibariyle bordromuz bizim 72-52'ye göre oluşuyor ve program üzerinde ne kadar istisna yapılacağını görüyoruz. Birol Bey, burada devreye girebilir miyim? Tabii ki başkanım. Ya şöyle, yani diyelim 72-52'de ben sigorta primin tamamını karşılıyor. Başka yasalarda, teşviklerde biliyorsunuz ücreti de karşılıyor. Yani ikinci bir 5510, 27103 gibi teşviklerin hiçbirini buraya kabul etmiyor mu sistem? Kabul etmiyoruz, evet. Yasa kabul etmiyor. Yasa kabul etmiyor. Sıfır, sıfır. Hatta şimdi biraz sonra değinecektim. Şimdi öncelikle değinmiş olayım. Yusuf Başkanım iki tane tahakkuktan bahsetti. Yani 72-52 ve 0-0'dan oluşan iki tahakkuk oluşacak şeklinde. Oysa süresini hatırlayamayacağım ama geçen hafta içerisinde bir güncelleme yaptı SGK. İstenirse bu tahakkuk tek olarak gönderilebiliyor. Biz de luku olarak bunu güncelledik. Yani 0-0'ı ayrıca bir tahakkuk yapmıyoruz. Tek bir tahakkuklu slaytın sonunda göstereceğim. Tek bir tahakkukla işlemi bitirmiş oluyoruz. Çünkü başka bir kanun maddesi kabul etmiyor 72-52 olan personel için. Diğer personeller için tabii konu başka. O zaman erken gönderip, işini erken bitirmiş arkadaşlara her zamanki gibi ödül veriliyor bizim sistemimizde. İşini sonra takkaya bırakanlara daha kolay bir sistem gelmiş olacak. Bir de tabii bütün programlar bunu tek bir tahakkuka güncellemeleri lazım ikinci kez. Tabii ki. Biz luka olarak bunu güncellemiş olduk. Diğer programlarda güncelleyeceklerdir ya da yapmışlardır. Dediğim gibi başta da söyledim. Bütün yazılım firmaları canla başla bu süreçleri kısa çalışmada olsun, diğer süreçlerde olsun sürekli güncelleyerek devam ediyoruz. Tabii bu eskide kalmış bir bildirge görüntüsü ama burada da program henüz muhtasar beyannameye beyannamemizi ve güncellemeleri lazım aşamasına evet, kullanıcı hangi kanun maddelerle bildirgenin oluştuğunu son kez burada görmüş oluyor. Ve bu şekilde de burada da muhtasar beyannameye yansıyan şeklini görüyoruz 72-52 diye. Söylemek istediğim de buydu. Tahakkuk gönderme ekranında şurada kırmızıyla aldığımız kısımda toplam ne kadar bir, tabii bu rakam başka bir görüntüden alındı. Az evvelki 580 milyon liralık bir görüntü değil. Ne kadarlık bir prim indirimi yapılacağını net bir şekilde görüyoruz. Bu şekilde de tek bir bildirge tahakkuk olarak onaylamış oluyoruz. Burada da yine başka bir tahakkuk görüntüsünü inceleyebiliriz. Yani sonuçta tek bir tahakkuk olarak gönderdiğimizi söyleyebiliriz artık. Şimdi başka bir canlı bir uygulama yapabilme adına ben ekranımı tekrar değiştireceğim. Müsaadenizle. Tabii bu arada. Evet. Şimdi Luka programını açmış oldum. Tabii ki bu gibi durumlarda genellikle şifre unutulur ama ben başkanım biliyorsunuz temkinli davranmaya çalışıyorum. Ama buna rağmen kimsenin bilgileri gelmeyecek değil mi? Kişisel veriler kapsamında. Hayır, tabii ona ben zaten çok deneme bir firma üzerinden devam edeceğim. Tamam. Buradaki veriler tamamen hayali. Tekrar. Siz isterseniz ben onu açana kadar başkanım başka bir konunuz varsa konuşabilirsiniz. Ya orada şunu merak ediyorum. Eğer 72-52 bir teşvik, bir 19-20 teşvikten bir tanesi sosyal güvenlikle kurumundan alabildiğimiz iş ya da iş kurdan alabildiğimiz. Bunu karşılaştırabileceğiniz bir Luka'da ya da işte yazılımlarda hani, herhangi bir şey var mı? Bir motor arama motoru gibi veya karşılaştırma motoru gibi ya da küçük bir program öyle bir şey var mı? Hani 72-52 mi daha avantajlı? Atıyorum 27.103 mü daha avantajlı firma için? Tabii bildiğiniz gibi teşvik konusunda sorgulama yapan birçok program var. Bizde de rota programımız var. Tabii ki 72-52 çok yeni bir
teşvik olduğu için henüz o kısımlarda sistemler güncellenmedi. Diğer yazılımlarda da yok bildiğim kadarıyla. Yok, keşke bildiğim ben de yok da o yüzden bir... belki varsa. Evet, evet, hani... evet. Keşke öyle bir arama motoruyla hangi teşvik daha randımanlı diye pat diye karşımıza getirse iyi olurdu. Ama biz rotayı çok kısa süre içerisinde 7252 ile güncellediğimizde bu sorunuzun cevabını da almış olacaksınız. Yani buradan da şunu söylemiş olalım arkadaşlar. Luka programının dışında da isterseniz rota programı satın alabilirsiniz. Ben ofisimde kullanıyorum. Güncel teşvikleri de sorguluyor. Ya da bizim odamızın anlaştığı bir firma da var. Odanın sitesinde görürsünüz. Yani bu açıdan günlük çok cüzi rakamlarla yani aileye böldüğünüzde 40-50 lira gibi giden bir şeyle tüm müşterilerinizin teşviklerini sorgulayabilirsiniz. Hani reklam değildir bu. Sonuçta bu da bizim kendi programımız yani. Evet. Birol Bey. Açabildiniz mi? Evet açtım başkanım. Şimdi paylaşıyorum. Sanıyorum geldi görüntünüz. Tamam. Evet. Evet. Şimdi dediğim gibi burada tamamen personellerimiz rastgele kimsenin TC'sini ya da şeyini kullanmadan işlemlerimizi yapmak zorundayız. Kişisel verilerin korunması ile ilgili. Bu isimler benim ürettiğim isimler. TC'ler, yani Hüseyin Zengin diye meslektaşım var benim. Evet olabilir belki. yani umarım izlemiyordur. Yapacak da bir şey yok. Bir isim kullanmadan da personel kartı açamadığımız için. Evet. Şimdi aslında olay şöyle özetlenebilir programlar açısından. Bir asgari ücret asgari geçim indirimiyle bir karşılaştırma yapmak isterim bu esnada. Yani yazılımlardan işler nasıl yapılabiliyor diye. Hatırlarsanız başkanım asgari geçim indiriminde çocuk sayısı eşi çalışıyor mu çalışmıyor mu? Evet hayır. Çocuk sayısı 2-3 deyip yapan yazılımlar var. Ama işte o çocuğun üniversite yaşına geldiğinde, değerlendiğinde asgari geçim indiriminden sistemden otomatikman düşmesini sağlayacak arka planda bir veri olması lazım. Yani doğum tarihi, öğrenim durumu vesaire gibi. Siz programda sadece 2 ya da 3 diyerek bir hesaplatma yaptırabilirsiniz. Olayı şuraya bağlamak istiyorum. Kısa çalışma ödeneği ya da nakdi ücret desteği konusunu bir program içerisinde daha evvel altyapısıyla geliyorsanız eğer SGK ile zaten ya da gelir dersiyle paralel gidiyorsunuz ve her şey hazır olmuş gibi buluyorsunuz programda. Bizde de kısa çalışma ödeneği ile ilgili zaten öteden beri yaptığımız çalışmalar var. Burada kullanıcılarımız bunu diğer programlarla da aynı şekilde düşünerek izleyicilerimiz izlesinler. Sorularını hangi programı kullanırlarsa fark etmez. Sorduklarında eğer yanıtlayabileceğimiz konularsa onları da yanıtlamış oluruz. Burada liste tuşuna bastığımızda iki tane farklı yapı görüyoruz. Kısa çalışma ödeneği başlangıç bitiş tarihi olan bir satır. Diğerisinde ise yok. Buradan şunu anlıyor kullanıcımız. Birinci personel kısa çalışmada diğeri değil. Değil. Ya, evet. Ya da nakdi ücret olacak. Şimdi bununla ilgili tekrar filtre ekranımızdan eğer nakdi ücret desteği almış personeli sisteme tanımlama yapmak isteyeceksek karşımıza bu personel sadece gelecek ki bu personelin karşımıza gelebilmesi için kısa çalışma tanımının bu personel üzerinde olmamış olması lazım. Yani kısa çalışma başlangıç bitiş tarihleri ve diğer bilgilerin yazılı olmamış olması lazım. Boş olması gerekir. Aynen öyle. Bu durumda biz ücretsiz izin başlangıç bitiş tarihini buraya yazabiliriz. Ya da zaten mevcut da yazılı olarak geliyor. Luka kullananlar için konuşuyorum. Ancak bize bu dönemde diğer yazılım arkadaşlarımıza da ben gelen sık sorulardan bir tanesi şu. Ya biz programdan kısa çalışma ödeneği ya da nakdi ücret desteğini başarıyla bir şekilde yaptık ya da yapmaya çalıştık. Yapamadıklarımızı başka mecralarda yaptık. Sonuçta imkanlarımızdan yararlandık. Ama şimdi geldiğimizde SGK'nın ortalama gün sayısıyla programın ortalama gün sayısı tutmuyor gibi temel bir soru gelebilir. Geliyor da. Burada tekrardan şuraya dikkat etmek lazım. Programda herhangi bir şekilde bu tanımlamaları yapmış ama
firmanız kısa çalışma ödeneğinden yararlanmamış olabilir. Kalmıştır burada. Buraları silip yeniden revize etmeniz lazım. Ki 72-52'yi 3 ay boyunca başarılı bir şekilde sürdürebilirsiniz diye. Nedir o? İşte başlangıç tarihi ve bitiş tarihine dikkat etmiş olacağız. Filtre ekranımıza tekrar dönüp ekranımızı boşaldığımızda da burada da zaten kısa çalışmaya tabi olan personelleri şuradaki başlangıç bitiş tarihlerinden görüyoruz. Şimdi 72-52'ye nasıl adım atıyoruz buradan? Onu izah ediyor olacağım. Yine pandemiden devam edelim. Nakdi ücret desteğinden. Listele dediğimizde, bu arada ben şu görüntüyü aşağı atmam gerekecek. Ekranın sağında bizim aslında bu nakdi ücret desteğinden yararlanılan günleri buraya program marifetiyle yürütmüş idik. Ama varsayalım ki az evvel söylediğim gibi işlemlerimizi program üzerinden yapmadıysak da bordrolarımıza bakarak Nisan'da, Mayıs'ta, Haziran'da ta Aralık 20'ye kadar sürecek biliyorsunuz 72-52. Bu arada belki başkanım atladı mı orayı da bir üstünden geçmek lazım. 72-52 31-12'de sonlanacak ama sanıyorum Cumhurbaşkanımıza uzatma şansı ya da hakkı tanınmış bir, ucu açık bir yapı gibi duruyor. Bu uzayabilir de bir ihtimal. Evet, bu da tartışılıyor. 6 aya kadar uzatma, yani bir 3 ay daha uzatma etkisi verdi. Evet, doğru söylediniz. Onu son sayfada slide'de zaten yer vermiştik ama herhalde 6 aya kadar bir 3 ay daha uzatabilir Cumhurbaşkanı'nın yetkisiyle. Evet. Sonuç itibariyle bordrolarımıza bakarak buraya bu gün değerlerini, yani nakdi ücret desteğinden yararlandığımız gün değerlerini yazıp puantajlarımızı kaydet yaptığımızda biz artık bordromuzu yapmaya başlıyoruz demektir. Filtre ekranımıza tekrar gelip bu ekranı kaldırıp listele dediğimizde de karşımıza gelecek. İşte bu arada sanıyorum bu 30 dakika yok. Buraya bir paylaşım daha yapmak zorunda kalıyorum. Tekrar alalım. Programı paylaşımdan attı. Ben tekrar açıyorum başkanım. Tamam, bir kapatıp tekrar arada alalım. Başka konulara girebilir. Yine size ben oradan yine soru sorayım. Bu arada tabii hani ki. Şey olsun, hem Yusuf Bey de cevap verebilir, siz de cevap verebilirsiniz. Burada 72-52'den faydalanmayla ilgili programların yaptığı şeyler hatalı olduğunu varsayıyorum. Olmayabilir ya, oldu. Yani 14 gün yerine 16 yazdık. 20 gün yerine 30 gün yazdık. 72-52 seçip 30 yazdık. Anladığım kadarıyla Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yaptığı açıklama da var. Siz ne kadar şey gönderseniz bile o kendi ortalamasını hesaplayıp teşviği kendi sisteminden, pardon, iş kurum sisteminden çektiği ortalama neyse ona göre size indirim verir. Siz hatalı bir şey gönderseniz bile ortalama gün sayısı, o kendi işkurun sisteminden çektiği ortalama gün neyse sizin şeyinize hata vermiyor. Yaptığınız muhtasar SGK'ya hata vermiyor. Ama teşviği ona göre hesaplıyor. Doğru mu biliyorum bunu? Doğrudur. Kaldı ki zaten bu durumda siz mecburen SGK'nın vermiş olduğu ortalamayı programda manuel olarak güncellemek zorundasınız. Anladım. Yani o şeyi muhtasar SGK'yı reddetmiyor, onaylattırıyor. Teşviği kendi sisteminden bulduğu ortalamaya göre buluyor. Aynen. İyi araya girdiniz başkanım. Burada programınıza ne kadar güvenirseniz güvenin. Demin yaptığımız Excel'deki parmak hesabı, çarpma, bölme, ben 15 buldum, SGK niye 14 buldu dediğinizde yani itiraz yolu tabii ki açık ama sonuçta manuel olarak programda o alanı güncelleyip öyle devam etmeniz gerekiyor. Bu arada şeyi de söyleyeyim. Cumhurbaşkanı'nın yetkisindeki madde tam Yusuf Bey'in söylediği gibi Cumhurbaşkanı 3 aylık süreyi sektörel olarak ya da ayrı ayrı, ister sektör ya da ayrı ayrı bir bütün olarak 3 ayı 6 aya uzatabilir. Yani 31-3-2021'e kadar uzama ihtimali de büyüktür açıkçası söylemek gerekirse. Sanıyorum ekranım paylaşıldı. Evet. Görüyorsunuz. Evet.
Şimdi 72-52 puantajına nasıl ulaşacağımızı da gösterip boardroom'umuza bakacağız. Yine İşkur çalışma ödeneği ekranımızdan 72-52'yi işaretlediğimizde gelen ekranda artık revize olmuş, gözden geçirilmiş verilerle karşı karşıyayız. Eğer yine tekrar etmiş oluyorum, bunu programda baştan itibaren zaten yapıp geliyorsanız bu bilgiler hazır bir şekilde sizi bekliyor olacak. Puantaj ekranına tekrar geldiğimizde bakın burada az evvel sizin konuştuğunuz konu ortaya çıkıyor. Biz 15 olarak bulduk bunları. Eğer SGK'da da 15 ise mesele yok. Sorun yok. Eğer farklıysa buradan menü olarak burayı güncellemek mümkün hale geliyor. Buradaki ortalamalar ya da paylaşılacak faydalanacak ay sayısı da otomatikmen geliyor. Çünkü 1.8'de başlayacak. Oysa 6. ayda bitmiş kısa çalışma. Takip eden ay başladı. 7. ay kayıp oldu. Burada 2 ay haktan yararlanmış olunacak. Bu puantajlarda kaydedildiğinde tabi bu arada program açısından bir ayrıntı. Diğer programlarda da aynı biliyorum. Bu tarz sürekli değişiklik yaptığınızda puantajları yeniden silip ya da bordroyu yeniden silip yeniden hesaplatmanız gerekecek. Şimdi bordro bölümüne artık adım atabiliriz. İlgili ayın bordrolarına gelip bu bordroları hesaplama yaptırdığımızda hem puantaj ekranını önce göstereyim. Gördüğünüz gibi kanun numarası 72-52 olarak 15 olarak buraya otomatikman gelmiş. Diğer çalıştığı gün konuları burada mevcut. Özet bordroya geçtiğimizde de kanun numarası yine 72-52 SGK istisnasının da karşılığı olduğunu buraya yansıtmış durumdayız. Şimdi burada yine bir özellikli durumdan bahsetmek isterim. O da şu. Eksik gün oluştuğu zaman puantajda bu eksik gün nedenini 25 olarak yazıldığı bir durum söz konusu idi. Tahakkuk 2 olduğu sürece. Oysa şimdi 72-52 kullanıldığında artık tek tahakkukla da gideceği için bu personelin normalde eskiden olduğu gibi hangi eksik gün nedeni varsa onu yazarak gönderebiliyoruz. Ama programları hala çift tahakkuk olarak gönderen yazılımlar bunları da 25 olarak kullanmaları gerekecek. Orayı da söylemiş olacağım. Bu aşamadan sonra kullanıcı kontrollerini yapmaya başlayacak. Bu kontrollerinden başında henüz artık kullanmıyoruz ama MUSGK geldikten beri biz programımızdan kaldırmadık. E-bildirge ekranında istersek tüm kanunlarımızı, isterse mevcut halini ya da diğer kanunları göster diyerek görüyoruz burada iki personelimiz de 72-52 kanun maddesiyle değerlendiriliyor. Bu tabii artık bu ekranlar kullanılıyor bildiğiniz gibi. Ve bundan sonra da muhtasar beyanname ve tahakkuk aşamasına geçiyoruz. Buradaki süreci de bir göstermek isterim. Ve beyannameler muhtasar kayıt listesine geldiğimizde Ağustos ayındayız. Sistemden aldığımızda verilerimizi 011'imizi 18 neyse personellerimizi görüyoruz. Bakın yine burada kanun numaramız 72-52 ile gözükmüş durumda. Eğer başka sorunlarımız yoksa bizim programımız için kullanıcılarımız bilir. Burada son kez yine beyannameyi daha farklı bir gözle değerlendirip, inceleyip bakın kanun numaraları yerleşmiş durumda. Beyanname otomatik buradan bastığımızda bildiğiniz gibi bütün programlar artık yapıyor bunu. Şimdi sunumda gösterdiğim bir paylaşım daha yapayım. O tahakkuku bir görelim tekrar. Şurayı bir paylaşımdan kaldırıyorum.
Şimdi gelecek. Tek dağ kum bahsediyorsunuz. Evet, evet. Şu ekranda bir verelim. Yani SGK'da onaylanacak. Hatta şu ekranı da aldım ki yani bir arkadaşımdan rica etmiştim. Kararttık zaten buralarda. Burada beğen onay bekliyor tuşundan sonra işleminiz bu şekilde bir tak çıkarmaya gidecek ve ne kadar bir indirim aldığımızı burada göreceğiz ve kalan ödememizi de gerçekleştirmiş olacağız. Benim de şimdilik söyleyeceklerim bunları başkanım. Eğer sorular olursa ya da bilebileceğimiz sorular cevaplamaya çalışırız. Tamam. Bir de tabii, teşekkür ederim Yolun. Rica ederim. Buyurun. Yani sağdan aldığımız izlenimler şu ki programlarımıza yapmış olduğumuz güncellemelerde kullandığımız PDF'ler ya da videolar meslek mensupları program kullanan arkadaşlar tarafından hem çabucak algılanıyor ve çok az soru geliyor inanın. Biz de bundan memnun oluyoruz tabii az soru gelmesinden ötürü. Tahminim önümüzdeki ay daha çok soru gelebilir. Evet. Yusuf Bey ve Birol Bey'e teşekkür ederim sunumlar için. Bir iki soru var. Yusuf Bey'e soracağım. Teşvikten faydalanmadığı hiç firma hani atladı. Yoğun geçtik. Ağustos ayıydı. Tekrar bu teşvikten faydalanabilir mi? İyi bak, daha sonra. Başkanım. Mesela şimdi Ağustos ayı itibariyle az önce de bahsetmiştim. Farz-ı misal durdurdu. Normale döndü. İşçisini faydalandırdı 7252 sayılı teşvikten. Ama önümüzdeki ay itibariyle tekrar işini durdurmak zorunda kaldı. Tekrar kısa çalışma ve nüte dönebilir. Özellikle dediğim gibi 1.7'den önce zaten buna hak kazandıysa kısa çalışma ve nakdi ücret desteği de devam ettiği için tekrar başvurup 7252'yi durdurup akabinde bir dahaki ay tekrar normal çalışmaya döndüğünde kalan süresi varsa kalan süreye kadar tekrar faydalanabiliyor. Yok onu hiç kastetmiyorum. O tamam doğru onu anladım. Yani ben de öyle anladım zaten. Buradaki meslektaşın sorusu hiç bu teşvikten faydalanmadı, fark etmedi. Atladı. Tamam. İki evet. Ay sonra, üç ay sonra, beş ay sonra hani bu diğer teşviklerde altı aya kadar tekrar düzeltme vererek teşviklerden faydalanıyoruz biliyorsunuz geriye doğru. Evet, burada da aynı şey var mı diye. Var başkanım. Geriye dönük isteyebiliyor. Hak ettiği aydan itibaren geriye dönük ek iptal verip düzeltme vererek isteyebiliyor. Tamam. Bir de zaten az önce benim bahsettiğim sorduğum soruyu sormuş yine bir meslektaş. Şeyle ilgili hani aynı anda hem kısa çalışmaya devam edip daha önceden kısa çalışması biten bir işçi varsa aynı iş yerinde iş yeri faydalanır mı? Yusuf evet. Bey zaten ilk sorum oydu benim cevapladı. Ben de Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Erhan Bey'le geçen hafta yaptığımız görüşmede var mı bu konuda şeyiniz diye sorular var mı? Yani sorunlar var mı? Şu ana kadar odaya da gelen işte yazılımcı arkadaşlarla işte Birol Bey'le de hemen hemen her gün görüşüyoruz. Komşum olması hasebiyle. O açıdan bir de Tamer Bey var zirvenin Bursa temsilcilerinden logocularla görüşüyorum. Onlarla da hiçbir şey almadım. Hani yapamadık, edemedik, olumsuz oldu diye bir dönüş almadım. O açıdan bana gelen sorular anladığım kadarıyla bendekiler tekrar ettiği için tekrar sormuyorum. Ben de bakıyorum aynı zamanda WhatsApp gruplarından da gelen var mı diye. İlk etapta bir yayına ulaşamamışlar. Daha sonra bizim iki sayfamız var. Diğerinde yayın çıkmış. Ve şu anda sorular hemen hemen aynı. O zaman sadece tekrar etmek anlamında söylüyorum. Biz aynı iş yerinde hem kısa çalışması devam eden ama daha önce kısa çalışması bitmiş işçiler olabilir. İşçi bazında bunu sisteme girip onaylayıp bir kere onaylamamız yeterli. Sonraki aylarda en fazla 3 ay kullanabiliyoruz. Bu teşviki kullanabiliyoruz ve bu teşvikin süresi 31.12.2020. Cumhurbaşkanı bunu 31.3.2021'e kadar uzatmaya evet, yetkili. Sektörel veya tamamına karar vermek halinde 3 ay daha uzatabilir Cumhurbaşkanı. Aynen öyle. Kanunla. Bir andaki soru var başkanım ama sanıyorum Facebook'ta. Dinliyorum evet. Aynı anda bir keçö ve bir nütten faydalanan birinde Kasım'dan itibaren veriyor diğerinde bu aydan veriyor diyor. Az önce sunumumu yaparken söylemiştim. Kısa çalışmayı eğer ki İşkur'da sonlandırmadılarsa 31.10 olarak görüyorlar keçö'nün sonlanmasını. Dolayısıyla Kasım ve Aralık olarak veriyor. Yani orada İşkur'da meslek danışmanlığıyla görüşüp bitiş tarihini görüşüp bunu düzelttirmek lazım. Evet. Evet başkanım. Evet arkadaşlar. Hem Yusuf Bey'e hem Birol Köse'ye çok teşekkür ediyorum. Bu arada bir iki bilgi vereceğim. Kısa çalışma ödeneklerinin fazla ve yersiz olarak
Bazen bizden kaynaklanan, bazen İşkur'dan kaynaklanan ödeme hataları oldu. Onlar şu anda dönüşler başladı. Posta hesabı veriyorlar ve maalesef elden yatırıyorsunuz. Yani bir banka vesaire sistemi yok. Şu anda tekrar yazılar, şeyler gelmeye başladı. Farkındasınızdır. Bir sorun yaşarsanız mutlaka temas kurun. Bu konuda hem SGK İl Müdürü Erhan Bey hem İş Kurulu Müdürü Eren Üstad, ikisi de bu konuda bize her türlü yardımı gösteriyorlar. Onlara şimdi gıyaplarına teşekkür ediyorum. Bir sorun yaşarsanız mutlaka temas kurun bizle. Biz onlara iletiyoruz. Hata olabiliyor çünkü bu konuda yetkin ve yeterli personeli olmayan personellerin de bu işlerde kullandılar. O açıdan sıkıntılı durumlar olsa bile bunu bir şekilde ulaşıp çözüyoruz. Diğer bir konuda Kamu Gözetim Kurumu kapsamında eğitimler yapma, kredi alma zorunda olan meslektaşlarımız var. O meslektaşlarımız için yüz yüze eğitimler her ne kadar odada açtıysak da çok istekli değiliz yüz yüze eğitime. Çünkü pandemi süresinde bu riski almak açıkçası ne kendi adımıza ne meslektaşlarımız adına istemiyoruz. Bu nedenle o KGK online eğitim lisansı başvurularını açtı. Biz de oda olarak çalışmalarımızı yaptık. Yarın başvurumuzu tamamlayacağız. TÜRMOP bu konuda bize altyapısını kullandıracak. Bizler de burada kendi hocalarımızla online eğitimler yapmaya en kısa zamanda başlayacağız. Merak etmesinler. Çünkü Ekim, Kasım, Aralık var. 3 ay var önümüzde. Kredilerini tamamlayabilecekleri onlara yaklaşık 15'e yakın ders konusu sunacağız. Bir de kendilerinden, bütün meslektaşlarından şunu rica ediyorum. Web sitesini yayınladık. Sosyal medya hesaplarımızı da yayınlıyoruz. Bürolarımızda, iş yerlerimizde, pandemide dikkat etmemiz gereken kurallar diye. Herkesten, bunu özellikle rica ediyorum. Lütfen ofisinize misafir kabul etmeyin. İkramlarda bulunmayın. Yani bu bizim geleneklerimize göre çok ters gelebilir. Evraklarınız mutlaka bir bekleme alanı bulun. Ondan sonra en az bir gün ya da 3-4 saat dinlendirdikten ve havalandırdıktan sonra mutlaka işlemeye başlayın. Ve müşteri ziyaretlerimizi mümkün mertebe azaltalım. Gerekirse işte şu anda yaptığımız gibi dijital ziyaretler yapacağız. Hemen hemen hepimizin ofisinde, yakınında, müşterisinde bu hastalık, yani bu nalet ulaşmaya başladı ve çember daralmaya başladı. Her hafta 4 ya da 5 meslektaşımla ilgili pozitif bilgisi geliyor bize. Bu konuda onlara gelir dersi başkanına yardımcı oluyoruz ama bu hafta henüz bir şey yok. İnşallah hiç olmaz. Yani en şeylerle konuşuyorum. Diş hekimleri odasıyla görüşüyorum. Bugüne kadar hiç yakalanan meslektaş olmamış onlarda. Eczacılarla konuşuyorum ki bunlar sağlıkçılar. Nadiren yakalanıyor. Bizde her hafta 4-5 meslektaş da çıkıyor. Yani sağlıkçılardan sonra bir dağıtıcı ve kamu görevlilerinden sonra en çok bizim meslek grubuna çıkıyor. Gerçekten biraz bu işi ciddiye alın. Hepimize gelecek tamam ama mümkün olduğu kadar geç olsun. Aşı bulunduğundan sonra olsun, ilaç bulunduktan sonra olsun ama dikkat edelim. Sevdiklerimizle daha geçirmemiz gereken uzun yıllar var. Bunları güzellikle yaşayalım istiyorum. Bu sebeple de hepinize yayına katıldığınız için teşekkür ederim. Birol Bey'e, Yusuf Bey'e tekrar teşekkür ediyorum. Odamızın çalışanları, şu an teknik masada iki arkadaşım var. Devrim Bey'e ve Çağdaş'a da teşekkür ediyorum. Bundan sonra daha sık dijitalde buluşacağız. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar.